özellikle seküler camia, seküler dediğim kesim şöyle bir şey zannediyor. Biz bunların buna benzer cümlelerini alırsak, ifşa edersek bunlar utanır. Onlar anlamadığı bir şey var. Onlar bundan mutlu oluyorlar. Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bakıyor. Mesela Vakit Gazetesi berbat bir haber yapıyor değil mi? Gayri ahlaki, seviyesiz. Onu alıyorlar böyle sosyal medyada elden ele dolaşıyorlar ya, Vakit paçavrası bilmem yine ne yaptı diye. Zannediyorlar ki Vakit bundan utanır. Hayır. İnanılmaz mutlu oluyor şöyle. Bunları nasıl yine irrite ettim? Ben biliyorum bunları. Sen ne kadar irrite olduğunu, ne kadar rahatsız olduğunu, ne kadar huzursuz olduğunu belli et. O kadar. Çünkü hasta ruhlu bunlar. Başkasının huzursuzluğundan kendilerine mutluluk çıkarmaya çalışan bir hastalıklı topluluk var orada. Aynısı Erdoğan için geçerli. Erdoğan aynı mantıklara gelir diyor. Hangi sözü nasıl kullanırım ki benim muhaliflerim rahatsız olurlar? Bak adamın zihni böyle çalışıyor. Nasıl konuşayım, nasıl hareket edeyim ki öbürleri rahatsız olsun? Ama bu da bir siyaset işte. Tamam ama hastalıklı siyaset. Hastalık. Bu bir insan içindeki kötülüğün fışkırması demektir. Ele aldığı her meseleyi berbat ediyor. Niye? Hiç düşünüyor musun mesela? Suriyeliler meselesi niye berbat oldu sence? Adamın bütün öyle bir yaklaşımı var ki meselelere. Toptancı. Toptancı değil, ayrıştırıcı. Hassasiyet yoksunu. Yani durup dururken vatandaşlık diye bir şey attı ortaya. Bak şimdi Suriyeliler bir öfkenin... şimdi bu adam bunu der, öbürü. Bunlara çok takılmamak lazım. Türkiye genel olarak bir büyük bir girdabın içerisinde ve kimse bunu dert etmiyor. Burası toplum olamamıştı, iyice dağılıyor. Bak gittikçe, bak sürü ile kalabalık arasında bir fark vardır. Sürü bile değildir. Türkiye sürü bile değil. Sürü demek aynı amaç doğrultusunda aynı duyguyla hareket eden topluluğa denir sürü. Kalabalık ise birbirinden kopuk, ne dediğini bilmeyen, birbirini bile duymayan, birbirine duygu bağı kuramamış topluluğa kalabalık derler. Türkiye sürü olmaktan çıktı. Toplum değildi, sürü olabilirdi. Toplum başka bir şeydir biliyorsunuz. Bilinçle, ahlakla, değerlerle bir arada olacaksın. Ortak bir duygun olacak, ortak amacın olacak, ortak değerlerin olacak. Acın ortak olacak, sevincin ortak olacak. Ona toplum diyorlar. Sürü, ortak amaç, ortak şey, güdü. Evet, bak bir şey var. Acı olan ne biliyor musun? Senin bu noktaya gelmek için, bir şeyleri anlaman için benim, bu başkasının o mahalleden sıyrılmak zorunda oluyor olması o mahalle için çok acı bir şey. Yani oradan çıkmak durumunda kalma... Ben aslında çıkmadım. Onlar gittiler. Ben aynı yere duruyorum. Yani siz de o... Hayır ama işte... Yani şöyle, bak şöyle söyleyeceğim. Şimdi, kabul ettiremedin işte bu doktrinleri. O yüzden yalnız bırakılmış. Hayır, bu doktrini şöyle kabul ettiremedim. Şimdi ben niye... Aslında şöyle söyleyeyim. Ben kendimi geçmişte İslamcı olarak tanımlıyordum. Geçmişte niçin İslamcı olduysam şimdi o yüzden muhalifim aslında. Geçmişte niye biz İslamcıydık? Baskı vardı, ötekileştirme vardı, aşağılama vardı. Bugün Tayyip Erdoğan'ın yaptığının bir benzerini geçmişte yapıyorlardı. Ben o gün de onların yanındaydım. Kardeşim yapamazsınız diyordum. Bırak insanlar başörtüyle okula gitsinler. Ya bırak kadın gitsin çocuğunun askerlik törenine katılsın. Hasta mısınız siz? Ya bırak başörtülü doktor olsun. Bırak başörtülü hasta olsun. Hatırlamıyor musun 28 Şubat döneminde? Neydi? Direkt mağdurduk ya. Medine Bilgan mıydı? İsmini unutmam. Biz, başından çekip aldılar. Hayır. Çapa'da. Hı-hı. Acilden çıkardılar başörtülü diye. Şimdi o zaman baktım o zamanın yoksul insanları böyle zulüm görüyordu. Onların yanında durdum. Ha dindarlığın bir kıymet değer getireceğini sabah katıyordum. Ama getirmemiş. Ahlak vereceğini düşünüyordum. Vermemiş meğer. Bunu ne zaman anladım? Bunu ancak bir... Zaten öyleyizdir ki insanlığımızı kendi insanlığımızla test ederiz. Sen de test edersin. Hepimiz mesela. Şimdi ben sana baktığımda çok düzgün bir insan görürüm. Sen de bana baktığında çok çok düzgün bir insan görebilirsin. Ama sen benim nasıl bir insan olduğumu ancak bir olay anında... Menfaat. Açık büfenin başında. Tabii açık büfenin başında anlarsın. Ne...
Yoksa ben insan insanım şu anda sana göre. Şu an açık büfe devlet. Ha. Orada. Hayır, sade devlet değil bu. Sade devlet değil. Ben hep söylerim. Kimdir insan biliyor musun? İki tane takım maç yaparlar. Bak, insan tarifini yapıyorum. İki tane takım maç yaparlar. İkisi için de hayati bir maçtır. Biri gol atar. Gol atılan taraf gelir der ki faildir. Elle oldu bu iştir. Kimin eline? Erkan'ın eline değdi. Yok, bu Erkan elle yaptı bu işi. Golü yiyen taraf gelir söyler. Dikkat et, iyi dinle. Hayır, bunu Erkan elle yaptı derler. Öbür gol atan, yok kardeşim el olmadı çünkü bir gol atmış ve hayati önemli. Ben çıkıp diyeceğim ki elime değdi. Biri çıkıp o anda herkesi şok edecek. Ben işte. Hakikaten öyleymiş, elime değdi. Onu yapıyorlar da 3-0 iken maç yapıyorlar. Bir dakika, bunu diyen adam insandır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Elime değdi. O var ya, bak, en hayati andaki en hayati karardır. Ya elime değdi. Kendi arkadaşlarının düşmanlığını göze alacaksın. Dışlanmayı göze alacaksın. Ya sen bizim bir kere yakaladığımız bir şeyi, manyak mısın kardeşim, nasıl bunu verirsin diyecekler. Hepsini göze alacaksın, ancak insan kalacaksın. İmkansızlığın, yoksulluğun, belengazlığın, çaresizliğin ittifakı varmış. Köylülüğün ittifakı. Biz öyleydik. Ötelenmişliğin. Hayır. Evet, ezilmenin de diyebilirim. Benim Kara Karga'da yazdığım bu son yazımda çok hoşuma giden bir yazıdır. Ben niye dindarlık kimliğini önemsiyordum geçmişte? Şundan diyordum ki, ya bak bizim ne kadar güzel dostluklarımız var, arkadaşlarımızla aramızda. Menfaatsiz, çıkarsız. Menfaat diyorduk. Yok, çıkar yok. Cebimizde davamız var diyor. Ha, cebimizde 20 lira var. Hiç çekinmeden paylaşıyoruz. Ya birimizin başına bir iş gelse gece apar topar gideriz. Her şeyimizi teslim ederiz. Bir masada 5 yıl boyunca bir peynir, bir kuru ekmekle dergi çıkardığımız arkadaşlarımız var. Vay! Ulan nasıl bir dayanışma diyorduk. Ben onu dindarlıktan zannediyordum. Meğer yoksulluktanmış. Meğer imkansızlıktanmış. Meğer köylülüktenmiş. Daha iyisini bulamadığımızdanmış. Bulunca kavga çıkıyor. Bulunca o duygu, o şakalaşma, o birbirini sevme, o birbirine... Mesela hatırlar mısın? Sen çok iyi bilirsin. Bizim arkadaşlar arasında çok kullanılan bir şeydir. Diyelim ki ben senin ayağına yanlışlıkla bastım. Ha, hakkını helal ettim. Ayağına bastığı adama hakkını helal et diyen şimdi o adamın gözünü çıkarıyor iktidar için. Anlatabiliyor muyum? Gözünü. Gözünü çıkarıyor, malını alıyor, selamı vermiyor. Benim şu anda selam verebildiğim adam sayısı bir elin parmağı geçmiyor muhafazakar mahallede. Yok. Bana vermiyorlar zaten. Bir şey dediğim yok. Mallarını almadım, canından almadım dediğim tek bir şey var. Yanlış yapıyorsunuz. Şimdi kendileri de kabul ediyor yanlış yaptıklarını. Suriye'de çöktüler, İsrail'de çöktüler, Rusya'da çöktüler. Hepsinde çökecekler. Ama buna rağmen içlerinde haysiyetli, karakterli biri çıkıp demiyor ki, hakikaten yanlış yaptık ya. Bunu bile diyecek ahlakları yok. Yanlış yapmışız ya. Bunu diyemiyorlar. Manevra yapıyor. O gün öyle doğruydu, bugün böyle. Yanlış yaptın kardeşim. Senin buraya geleceğini biz söyledik sana. Söyledik. Sen dinlemedin. Ne o gün öyle, bugün böyle. Buraya geleceğini, yani doğal gaz gelmezse tezek yakarız diye meydan okuduğunda, kardeşim ayıptır. Bu cümle olmaz. Sen Rusya'ya muhtaçsın dedik. 6 ay sonra turistleri çiçekle karşıladım. Utanmaz adam. Basitlik, seviyesizlik, her şey diz boyu. O yüzden bu mahallenin bir ahlakı yok. Dindarlık diye bir şey yok. Dindarlık dediğimiz çürümüş, kokuşmuş bir şey. Dindarlık diye bir şey yok. Bak bunu unutun. Dindarlık iki yüzlülük demektir. Dindarlık Suudi Arabistan'da bütün kadınlara başörtüsünü emredip Türkiye'de yatta 10 tane mankenle yatmak demektir dindarlık. Yani hiç bu etmiyorum. Niye dindarlığı biz AK Parti'nin ve Suudi Arabistan'ın özelinde konuşuyoruz? Kim bana bir tane sen örnek ver. Tamam ben yanılıyorum kardeşim. Bana de ki dünyada şöyle bir topluluk var ki dindar topluluk. Topluluk değil ama bireysel olarak var. Bireysel olarak dindarlıkla alakalı bir şey değil o. İnsanlıkla mı alakalı? Çok düzgün ateist de var. Yok mu? Yok mu, bana söyle. Çok pırıl pırıl, inanılmaz, sırtını dönebileceğin ateist var. Mutlaka. Demek ki bunun dindarlıkla alakası yok. Hayır. Bireyi konuşmuyorum.
Hristiyan yok konuşuyoruz mu? O yüzden. Ben de ona geleceğim. Hristiyan yok mu? Ben şöyle zannediyorsun. Çok temiz dindar insanlar vardır. Ben buna itiraz etmiyorum. Çok temiz. Ama onun temiz insanlığından gelen bir şey. Ha, dindarlığından tamam, gelen değil oldu, onu diyorum. Şimdi oldu. Ben anladım. Anladım dedim. Şimdi kafamda toparladım. Hani sanki tamamen bütün kavramları, dindarlığı hayır. Bir kesimin üzerinden ben topluluk, reklam şöyle, etmeyeyim. Hayır. Ben şöyle demeye getiriyorum. Dindarlık dediğimiz olguyla var olan düzgün bir topluluk yok dünyada. Din dediğimiz insanın kalbine sirayet eder. Kalbe sirayet eden her şey hayatın her alanına. Bizdeki dindarlık dediğimiz ne? Kıyafet. Söze, kıyafete, bilmem buna benzer ritüeller üzerinden yürüyen bir şey. Hepimizin. Sen de inşallah maşallah Allah'ın izniyle kelimeleri sana da yasaklayayım sen de konuşmayı unutursun. Hepimiz için öyle. Yani belli başlı kelimeler Erkan sana bundan sonra yasak diyeyim böyle durursun. Çünkü oradan geliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ne anlama geliyor? Şunun için söylüyorum. Bak. Hiç düşünüyor musun? Dinin ne kadar yasak koyduğu ne varsa en çok Müslümanlarda var. Mesela temizlik imandandır derler değil mi? Temizlik İslam'ın en çok vurgu yaptığı bir şey. Dünyanın en pis insanları Müslümanlar. Gittin mi sen? Mekke'de yani... Mekke'si. Mekke, Mısır, Suriye, Irak nereye gidersen git kokuyor. Ben 3 gün kaldım Mekke'de. Az daha Müslümanlığımı bırakıp dönecektim oradan. Babam anlatır. Karayoluyla ilk hacca gidenlerden Irak'ta tuvalet sordum. Küllü tuvalet demiş. Hep anlatır onu. Evet. Aynı. Peki başka? Kardeş kardeş vurgusu yapılmıyor mu Müslümanlıkta? Evet. Daha ne olsun diyorsun. Birbirini öldürmekten yoruldular ya kardeş. Bugün değil ama. İhvan diyor. Bugün değil. Hep öyle. Peygamber öldüğü gün itibariyle. Hazreti Ali, Ayşe'ye, Hazreti Ali başladılar birbirini öldürmeye. O gün bugündür öldürüyorlar. Kardeş ya. Ulan hani kardeş? Onu geçtik. Faiz diyorlar. Faiz demiyorlar mı? Ben kalktım bildim Erbakan deyince aklıma faiz gelir. Adam ölmeden önce 35 milyon doları çıktı offshore'da. Geçen hafta kim çıktı? Topbaş ailesi. Hatırlıyor musun? Topbaş ailesi Türkiye'deki en aklı başında dindar diyebileceğimiz böyle yardımsever bir aile. Şimdi Müslümanlık şöyle bir şey oldu artık. Kendisinin yapamadığını başkasına yaptırtmaya çalışan insanlara Müslümanlar diyorum ben artık. Kendisi yapamıyor. Hiç kimsenin yapamadı aslında. Ama başkasına yapmaya. Şimdi bu Suud Prensi çıkmış ortalığa. 10 tane mankenle falanla filan. Yani bunu şuraya getirmek istiyorum. Dindarlık dediğimiz o olgu çürüttü bu mahalleyi. İnsan olmanın önüne geçti. İnsan olmalarını engelledi. Bu böyle, dediğim. Böyle olunca da geç diyorsun İsrail dönüşlerini, dönüşlerini. Hiçbir anlamı yok. Şimdi biraz önce dedim ya sana bir insan yap dediğimde diyeceksin ki bana şu 20 gram şundan ver, 20 gram şundan ver ki yapabileyim. Türkiye'de insan olmak ya da dünyada insan olmak için felsefe gerekli, edebiyat, sinema, iyi bir eğitim, aile terbiyesi bizde ne var? Bizde diyorlar ki bunların hiçbirine gerek yok. Din koyalım o harca. Hepsini kaplar. Din diyorlar ahlak da var içinde, felsefe de var içinde, dünya da var içinde, terbiye de var. Halbuki hiçbir şey yok. Din dediğin Allah'la kul arasındaki duygusal bir ilişki, bir şükür, bir Allah korkusu diye ben bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Allah korkusu diye bir şey yok yeryüzünde. Yalan ediyor insanlar. Ne var? Sevgi mi? Hürmeten olması lazım. Saygın olması lazım. Korku dediğimiz bir şey. Bak ne zamana kadar korkuyorlar? Ne zamana kadar korkuyorlar biliyor musun? Şeyi olmadığı zaman. Elinde bir imkan yoksa, sana kötülük yapma gibi bir imkanı da yok, ihtiyacı da yoksa Allah'tan korkuyor. Ne zamanki eline bir imkan geçtiğinde Allah korkusu devreden çıkıyor. Çünkü reel bir şey değil. İnsan görmediği somut başına ceza anında ceza gelecek bir şeyden korkması insanın yapısına aykırı bir şey. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah korkusu falan filan uydurulmuş bir şey. Allah sevgisi olur, hürmet olur, saygı olur. Ondan dolayı deriz ki ya şunları yapıyorum çünkü beni yaradana karşı bir borcum var, bir şükrüm var. Bak bu kadar dünya var. Yani bu kadar nimet var. Bunlara karşı şükrümü yapıyorum, ibadet, düzgün insan olayım. Ama bizde güya korkuyormuş gibi yapıyor. Güya korkuyormuş gibi yapıyor böyle. Şimdi bunun sonunda, konuyu çok açtım. Senin konuna geleceğim. Şimdi
dindarlık dediğimiz o olgunun çürüttüğü bir toplum var. Çürütmüş hepsini. Bak seni de, beni de, biz buradan geliyoruz. Hepimizi çürüttü. Dışarıdan baktığımızda zannediyoruz ki biz çok iyiyiz. Biz iyi değiliz. Biz insan olmayı başaramamış. Eksiyiz. Biz eksiyiz. İnsan olmayı başaramamış bir topluluğuz. Biz de onun bir mensubuyuz. Ne iyi.